geldi. Vallahi ben çok merak ediyorum bu adamı. Tamam, birazdan merakınız gidecek işte. Ne yapayım hayatım? Ya yalan mı söyleyeyim? Ben söylemesem aynı tas, aynı hamam devam edecek. Ya tamam da herkesle her dakika kavga edilmez ki. Gelin buraya. Merhaba Serdar Bey, ben Tuna. Merve'nin babası. Benim yani kızım Merve. Oğlum benim Orçun. Merhaba, eşim. Ben de Gülür. Hoş merhaba geldiniz. Efendim. Ayakta kaldınız. Buyurun. Buyurun. Şey kusura yapmayın. Bakmayın, biraz geç kaldık. Buyurun, fark etmez, önemli değil. Siz şey yapalım. Direkt şey mi yapsak acaba Gülür? Oturun, oturun. Evet, şöyle yapalım. Ben de yavaş yavaş. Çocuklar hadi şey yapın. Nasılsınız Sertaç Bey, iyi misiniz? Çocuklar tanıştınız, herkes tanıştı değil mi? Tanıştı. Tuna Bey, bakar mısınız? Sizde kellik başlangıcı var. Bakın yandan yandan açılmaya başlamış. Yok, bir şey yok Tuna. Çok diye söylenir mi yüzüne? Ya yalan mı söyleyeyim Özlem? Bak yandan açılmış. Hiç merak etmeyin, size süper bir ilaç önereceğim. Tuna, hani ben söylemiştim ya böyle Sertaç aklına hiçbir şey tutamaz. Çok dürüsttür, açık sözlüdür diye. Öyle yani. Merveciğim, okul nasıl gidiyor? Güzel güzel. Mezuniyet balosu yaklaştıkça da tabii heyecan da artıyor. Bu arada anne keplerimizi hazırlamışlar. Ay çok heyecanlıyım. Seni kepte göreceğim ben. Güzel kızım. Bu da yeni moda oldu. Ne zaman mezuniyet olsa mutlaka bir balo olacak, bir kep atılacak. Eskiden sadece üniversiteyi bitirdiğimizde kep atardık. Şimdi anaokulu bitiyor, kep atılıyor. Niye çocuğun hevesini kırıyorsun ki Sertaç? Anaokulu bitince kep atmıyorlar mı Özlem? Yalan mı söyleyeyim? Yalan söyleme tabii, haklısın. Doğru. Gülücüğüm gel bir tanem, gel. Geldim. Oğlum sen geç şöyle. Tuna abinin yanında. Evet. Gönül Hanım, siz oda parfümü mü kullanıyorsunuz salonda? Evet, yeni aldım. Sonunda da fark eden biri oldu yani. Ağır bir koku Gönül Hanım. En son spor çantamda ıslak havlumu unuttuğumda böyle bir koku almıştım. Nacizane tavsiyem, hemen değiştirin. Hayır, konuklarınız rahatsız olmasın. Biz yabancı değiliz ama milletin ağzı torba değil ki büzesiniz. Canım, böyle insanların yüzüne de söylenmez ki hayatım birden. Ne yapayım Özlem, yalan mı söyleyeyim? Ondan sonra değiştirmeyecek kokuyu, rezil olacak Gönül Hanım. İster miyiz böyle bir şey? Biz Gönül Hanım'ın iyiliğini isteriz, öyle değil mi? Tabii, iyiliğini isteriz. De, Gönül'e söyleyebilirsin her şeyi. Haklısın hayat. Sertaç Bey, işler nasıl? Vallahi deli kâr ediyoruz bu aralar. Maşallah, maşallah. Hanım, mesleğiniz ne? Yazılımcıyım ben. Application'lar geliştiriyoruz. Sağ olun, siz indiriyorsunuz, biz de para kazanıyoruz. Vay, ben de yazılımcı olmak istiyorum ya. Kodlama eğitimi aldın mı? Yok. O zaman yazılımcı olmaz senden. Çocuklar bu iş Avrupa'da 4 yaşında başlıyor. Ben odama gidiyorum. Oğlum, Sertaç abin şey demek istedi yani. Üzüklü çocuk Sertaç. Yalan mı söyleyeyim Özlem? Geç kalmış çocuk, 15 yaşına gelmiş. Hayır, kariyer hedeflerinde farklı planlamalar yapsın diye söyledim. İyiliği için söyledim, vallahi. Bu da doğru tabii, çok dürüst. Evet, Sertaç Bey, beğendiniz mi köfteyi? Tuzlu olmuş. Bana da tuzlu geldi. Ayarsızsın, ayarsız. Niye tuzlu değil canım? Yani belki biber salçası koydum. Köy biber salçası kullanıyoruz. O biraz tuzundan şey olmuş olabilir yani. Suçu salçaya atmayın Tuna Bey. Bayağı kaya tuzu serpilmiş bunun üstüne. Ne kaya tuzu canım? Allah Allah. Birazcık şey yaptım ama. Değirmenden tuz. Ciddi alakası var canım. Çok güzel, çok güzel Tuna. Bence de Gönül. Çok güzel olmuş yani. Evet babacığım, valla eline sağlık. Her şey çok lezzetli. Kesinlikle. Özellikle köfte. Tuzu da tam yerinde olmuş yani. Gerçi Gönül Hanım varken bu işlerin size kalması da ayrı konu başlığı. Bakın Sertaç Bey, benim eşim gayet güzel yemek yapar. Olağanüstüdür yani. Yaptığı yemekleri değil ya, parmaklarınızı yersiniz. Ama bugün siz geliyorsunuz diye biz özendik. Sadece kızımla beraber mutfağa girdik ve size yemek pişirdik. Pilav çok güzel. Ya lafı değiştirmeni anlayışla karşılıyorum ama dost acı söyler. Bak bu da acı olmuş. Biberi fazla koymuşsun. Ne bu acı olmuş? Hayır, garnitürler.
Değil mi o zaman? Yavrum. Acıtıyor. Çocuklar acı geldi mi size? Çok, çok sağ. Sen ne yaptın? Ben şu Rus salatasını yaptım. Beğendiniz mi? Olmuş mu? Harika, muhteşem bebeğim. Yeterince iyi değil Merveciğim. Yumurta kokusu alıyorum. Sertaç! Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Uçuşunu iptal ettin değil mi hayatım? Sevgililer gününde sürprizim var. Ettim hayatım. Bizim de sevgililer günü için çok güzel bir planımız var. Bilemiyorum ama Tuna, yani durumlar biliyorsun biraz karışık. Olsun dinleyelim. Siz evlisiniz ya. Sevgililer gününü ne yapacaksınız? Sevgili olan biziz. O sana ne, isteyen istediği şeyi kutlar. ben evlilik yıl dönümü kutluyor muyum? Ya herkes gününü bilsin. Yani sevgili olan biziz. Herkes üstüne alınmasın. Ne konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama galiba kendimi tutamayacağım. Bakın Sertaç Bey. Bir, sevgililer günü size ait bir şey değil, herkese ait bir şey. İster evli olun, ister nişanlı olun, eğer karınızı seviyorsanız, eğer birlikte olduğunuz insanı seviyorsanız sevgililer gününü her zaman kutlayabilirsiniz. İki, Özlem bu lafım sana. Sen bu adamları nereden buluyorsun Allah aşkına? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ama sakin ol lütfen. Benim tersim fenadır gün. Benim tersim ne kadar fenadır sen çok iyi bilirsin değil mi? Burama kadar geldi yani. Yeter. Sürekli bir eleştiri. Yok acı biri bilmem nesi fazla. Onun tuzu bilmem ne. Ne oluyoruz ya? Ben sana söylemiştim. Dürüst bir adam demiştim. Dürüst mü? Patavatsızın önde gideni. Ne zamandan beri patavatsızın adı dürüstlük oldu? Ha? Tamam. Neyse tamam Gönül. Yani burama geldi ya. Yeter. Tamam, yok onun bilmem nesi bilmem ne. Ne oluyoruz ya? Sizi gören medeni bir adam zanneder. Paket havalı ama içi bomboş. Sana ne? Sana ne? İster dolanıyorsun. Sen kim oluyorsun da bana böyle söylüyorsun? Çok ayıp denen bir şey. Bu buluşmayı ben planladım ama iğrenç bir fikirmiş. Çok özür diliyorum hepinizden. Merveciğim. Merve yavrum. Ah çocuğum. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ki? Ne yaptın? Ya Tuna sakin ol. Tamam. Sakin. Sen git Merve'ye bak hadi. Ben de gideyim. Bekle beni. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.